Merhaba arkadaşlar. Bu kitle kahve falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım ve izleyenlerim adına da niyetlendim. Sizler de gönlünüzden geçirdiğiniz konuyu niyetlenin. Bakalım fincanımız bize neler söyleyecek. Hep beraber dinleyelim arkadaşlar. Öncelikle aramıza yeni katılan arkadaşlarımız oluyor. Hepiniz hoş geldiniz diyorum. Ee, size nasıl ulaşım sağlayabiliriz diye sorulmakta. 0533 031 0132 telefon numarasından WhatsApp'tan bana yazarak ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Buketle Kahve Falı Instagram hesabından da bana ulaşım sağlamanız mümkündür arkadaşlar. Öncelikle ben fincanı kapatırken e, izleyecek tüm arkadaşlarımın gönüllerinden geçirdiği varsa gerçekleşsin inşallah niyetleriyle kapatmaktayım. Şimdi sizleri de dilimin döndüğünce rehberlik ediyor olacağım arkadaşlar. Bakalım neler söyleyecek fincanımız bize. Şimdi hep birlikte dinliyor olalım. Güzel kısmetli bir insan olduğunuzu görüyorum. Parça parça gelen, akmasa da damlayan, zor zamanda yetişen. Yani bir hazır yetişir derler ya. Gerçekten onu net görüyorum arkadaşlar. Şimdi Mehmet fincanın geçmiş enerjisi varsa mutlaka dile getiren bir yorumcuyum. Tabii ki de sizler için de paylaşıyor olacağım. Şimdi e, bizi biz yapan şey geçmiş enerjimiz, geçmiş yaşadıklarımızdır arkadaşlar. Bunun böyle olduğuna inanan biriyim. Çünkü e, ben, bu açıklamayı tabii ki de aramızda yeni katılan arkadaşlarımız için yapmaktayım. Şimdi bir dileğiniz var. Dilek yol bağlantılı oluyor. İki kişi konuşuyorsunuz. Üçüncü kişi ortada kalıyor. Üçüncü kişiyi sonra tekrardan yanına birini almış bir şekilde görmekteyim. Yani diyor ki sen bir dilek dilemişsin ve bu dilek tamamen yol bağlantılı. Sen iki kişi yolun sonunda konuştuğunu görsem de iki kişi olarak görüyor olsam da. Konu belki ortadaki kişi ya da üçüncü kişi de bir e, dahil oluyor. Bakın yeni dileğiniz çıkmış. Sonrasında tekrar bu üçüncü kişi gibi gördüğüm kişi de yanına birini almış. Totalde dört kişi olmuşsunuz. Yani üç kardeş değdiniz de, e, belki de karı kocasınız ve belki çocuğunuz için aldığınız bir adım bu. Yani e, belki de e, anne babanız ve sizin için yapılan bir şey. Bunu her türlü değerlendirilebilir. Kolektife bakıyorum, bunun kararını siz verin. Sadece şurada şunu söyleyebilirim. 3 kişi gördüğüm yol. 3. kişi yanına birini daha almış. Totalde 4 kişi olmuşsunuz. Yine sizin gündemde dileğiniz söz konusu. Yakın bir aylık dönemde geçirdiğiniz yakın bir geçmiş bir aylık bir döneminizde gördüğüm şu kişiler çoğalmış dedikodu artmış. Yani siz uyuyan yılanı uyandırmışsınız. Hani kör ölmüş belki badem gözlü olmuş. Sizin bu olaya başlatmanız herkes tarafından odak noktası ilan edilmiş ve sadece bu 3 kişi dahil olan 4 kişi yeterli değil adeta gittikçe kişiler artıyor şeklinde görmekteyim. Ee, şimdi yakın bakın bir 15 günlük dönem öncenizde bu arada resmi süreç de içeriyor yani bu bir mirasta da kişiler artmış ortakçılar artmış dediğim gibi uyuyan yılan uyanmış herkes benim de param vardı diye belki de dile getirmeye kalktı gibi bir süreciniz artmış. Yol bağlantısı, yurt dışı bağlantısı sayılabilir. Şehir bağlantısı sayılabilir arkadaşlar. <laughs> Şimdi şunu söylemek isterim. Köklü bir iki kişi görüyorum. Önünde de küçük kalan yine iki kişi. Yani siz karı kocaysanız da anne babaysa da hani böyle bir iki kişinin hem fikir olduğu diğer iki kişinin yanı başında durduğu. Yani sanki ben çocuklarım için diyorsunuz burada belki. Belki de bu işle ilgilenecek olan asıl kişisiniz. Ve iki kişi de burada yancı. Kuru fasulye sayılır. Hani böyle vardır ya sen fasulyesin. Ee, derdik hani küçükken oyun oynardık vesaire. Yani burada sizin yol bağlantılı meselenizin resmiyet içerdiği içerceğin de bekletilmeye alındığı, giderek kişilerin arttığı, ee, yakın zamanda iki kişi bir şekilde yani iki kişisiniz, köklüsünüz, evlisiniz Sevgiliniz var. Ciddi bir ilişki yaşıyorsunuz. Bunun adı her neyse. Şimdi çok kısa bir yol. Bakın dilek yine. O kadar temiz niyetlerinizin olduğunu görüyorum ki. Bir dilek, iki dilek, üçüncü dilek. Yani şurada tertemiz çıkmış. Ve gerçekleştireceksiniz siz dileklerinizi. Şurada Eylül'ün bitimiyle artık bu bekleme süreci bitti demişsiniz. Yepyeni bir dönem geliyor demişsiniz gibi. Eylül'ün bitimiyle bu yol git gel. Artık kişiler konuşmalar her şeyin Eylül sonu itibariyle bittiğini Ekim ayı için bakar mısınız dolu dolu bir Ekim sizi bekliyor bakın yine öpüşen bir çift var ya yine tek bağ olan bir çift var burada sırtlanmış bir insanı taşıyorsunuz siz çok ciddi anlamda güçlenmiş görünmektesiniz sırtınızda sizi emen diyelim ya da hali hazırda sizden faydalanan diyelim yani güç sizde ama arkanızdaki insan sizden nemalanıyor siz de biliyorsunuz ama çıkan sonuçtan sonra artık buna bir dur deme zamanı geldi. Der gibi de çıkmışsınız arkadaşlar. Şimdi burada gerçekten öpüşen bir çift olarak görünüyorsunuz. Yani burada gerçekten köklü bir çift olarak görünüyorsunuz. O yüzden diyorum ki hayatınızda biri yoksa da hayatınızda biri olacak ama bu insanı siz tanıyorsunuz. Yani bu insanla alakalı siz Neredeydin der gibi. Ben de seni arıyordum der gibi. Ya da zaten çok uzun zamandan beri tanıdığımız bir insan gibi. Arkadaşlar. Yani bunu çok net böyle söyleyebilirim. Ee, ya yani totalde 4 kişinin oturup konuştuğu. Aile fertleri sanki şey gibi. Siz iki genci biz hani e, biz sadece rehberlik edelim iki genci der gibi. Böyle bir Ekim ayında bakın. Ekim ayında aşk var. Sırtınızdaki insandan sıkılıp onu artık ekart etmeniz var parayla alakalı bir resmen karar verip de bir insanla anlaşmanız var. Yani aşk, maddiyat, maneviyat içeren hakikaten her günü birbirinden telaşlı geçireceğiniz. Böyle güzel bir ekim var ama ekim sonunda çok rahatladığınızı söyleyebilirim size. Hani böyle aileniz sizin adınıza bir oh çeker. Kaygılanmayı sonlandırdığınızı görüyorum. Aşkla alakalı bir yol kat edeceksiniz. Hala hazırda hayatınızda biri yoksa da yeni girecek olan kişi gerçekten uzun zamandan beri tanıyordum dercesine çıkmış. Kasım ayını kime oranla bomboş geçireceksiniz desem yalan olmaz. Çok net bir şekilde Kasım ayı altta kaynayan kazan var. Vah ona edinmiş. Vay buraya işe başlamış. Vay bunlar sevgiliymişler. Birileri sizin adınıza boşu boşuna ahlanıyor vahlanıyorlar. Fakat siz bu enerjiden asla etkilenmiyorsunuz arkadaşlar. Resmen önünüzün açık olduğu bir Kasım ayı. Kasım ayının sonunda bir yolculuk yapıyorsunuz. Bu yolculuk şuradakiler gibi çabaladığınız parasal, mirasal ya da işle alakalı olmadığını sadece ve sadece ben dinlenmek istiyorum. Çok da iyi hareketli bir Ekim geçirdim. İşimi düzelttim çok şükür. Aşkım yanında çok şükür. Ha sırtımdaki yükten de arındım dediğiniz bir sonuç. Ve Kasım sonrasında tatil, kaçamak, dinlenme. Yani ben sizi burada gayet iki kişinin keyifle bir yolculuk yaptı. Bu yolculuk yeni sayfa demek olabilir tabii ki de bu arada. Ama aldığınız yeni kararsa da tertemiz, yeni sayfaysa da tertemiz, yepyeni yolculuksa da tertemiz ya da bir yolculuksa da açık. Gideceksiniz siz bu tatil yerine. Yani Kasım sizin için gerçekten Yalan dolandan uzaklaştığınızda kendiniz yani dinlendirdiğiniz bir ay diyor adeta. Ekim sadece 3 kol var burada. Para var, aşk var, kesinlikle sırttaki yük var arkadaşlar. Şimdi kaynıyor kazan demiştim. Özellikle Kasım için. Ama siz oralı değilsiniz demiştim. Şimdi bir tık daha artacak olan bir kazan var burada. Nedir bu kazan? Şimdi sizin çevrenizdeki insanlar sizin yediğiniz, içtiğiniz, giydiğiniz, aldığınız marka dahil olmak üzere ciddi anlamda ne yapıyor ne ediyor diyorlar maalesef. Şimdi alacak olduğunuz beklediğiniz bir haber var. Yeni yılla alakalı şu ocak gelsin de belli olacak dediğiniz bir zam mıdır terfi midir bilmiyorum. Ama beklentiniz var ve geliyor. Şimdi yeni yıl size kesinlikle hane içerisindeki tertemiz olan bir gelişmeye bakın. Elinizde bir insan var. Yani birisiyle beraber kafa kafayasınız. Ters durmuş bir insan. Yani yük dediğiniz insanın sırtınızdan inişi net yansımış. Aile fertleri 1-2-3 kişi burada. Bir para durumu var. Paranın kuyruğu çıkmış. Resmen balık gibi zaten. Yani sizin konuşulmanız konuşulacaksınız da en azından parası olarak rahatladığınız bir dönemdesiniz. Ben burada bir kadın enerjisi alıyorum. Bu kadın annenizdir. Eğer anneniz değilse de teyzenizdir. Teyzeniz değilse halanızdır. Yani şöyle düşünün. Baba tarafındaysa babaanne ya da hala. Anne tarafındaysa anneanne ya da teyze. Böyle bir kadının enerjisinin hakim olduğu ve kişilere pay ettiği bir durum var şurada. Ya. Hani böyle sen dur bir dakika herkes hakkını aldı. ben yani Parasını yani sizin belki de mirasal durumunuzu daha önce uyanıklığıyla eğer ki elde etmeye çalıştıysa da artık özellikle Aralık sonrasında Ocak Şubat ayları hanenizde bu gündeme gelecek. Bu kadın ne yaparsa yapsın e sizi de hatta kolluyor gibi çıkmış öyle söyleyeyim. Yani sizin için sizin paranızı almaya çalışan bir şekilde ikart etmeye çalışan kişileriniz çevrenizdeki insanlara karşı sizi savunuyor bu insan. Çok kötü niyetli değil. Uyanık ama size değil. Yani uyanıklığını sizin hakkınızı yenmenizden yana kullanıyor. Hakkınızı yedirtmemeye çalışıyor. Şimdi tertemiz bir kalp görüyorum. Etrafı da konuşmalı görüyorum. Hatta şurası komple de nazar görüyorum. Ben bu nazarı yok ettim. Şurada tertemiz bir kalp var. Yani iki kişinin zaten kalp oluşturması çıkmış. Burada dedikodularınız var. Vay mühendislermiş, vay öğretmenlermiş. Çok da yakışmışlar. Yani sizin aileniz konuşulmaya müsait ama aşk hayatınız da konuşuluyor. Bu kadınla bu erkeği herkes bir şekilde yaptığı başarılardan, birbirlerine yakışmalarından bir şekilde çok ciddi anlamda konuşuluyorsunuz. Yani hayatınızda biri yoksa da bitmiş evliliğiniz midir dile gelen, hala hazırda şu anki ilişkiniz midir? girecek olacak olan mıdır? Çünkü en geç Şubat ayında sizi çok net birbirini seven bir çift gibi görmekteyim ben. Açıkçası hatta bu çiftliğiniz ciddi anlamda da konuşulacak. Nazarda alacak. Ben hep söylerim Felaknas İnşira surelerini tavsiye ediyorum. Şifacı olurlar. Şimdi kalabalıktasınız. Siz iki tane kavga eden patronun arasındasınız. İki tane tartışan iş arkadaşınızın ortasındasınız. Üç ortaksanız da İki ortağınız tartışmakta üçüncü kişi siz ara bulucusunuz. Sonrasında konuşmalarınızın olduğunu net görüyorum. Atılan bir çapa var. Bir insan size parmağını bu şekilde kaldırmış bir şeyler anlatıyor. Sizin buradaki dik güç duruşunuzu görüyor musunuz arkadaşlar? Şimdi zaten fincanı açarken sıçradığını görüyorsunuzdur. Şuradaki damlalar, noktalar. Yani sizin bir dileğiniz var. Sizin bir muradınız var. Ereceksiniz. Bir isteğiniz gerçekleşecek. Tıpkı tabağınızda da gördüğüm gibi, pardon fincanınızda yollarınız var ama dilekleriniz de ara ara çıkmış ve dileklerinizle kavuşacak bir enerji alıyorum sizden. Siz dileyin, siz isteyiniz. Herkes her istediği dilediği o gönlünden geçirdiği şeylerde gerçekleşsin inşallah diyorum. Eee iş yerinde kesinlikle ar arkanızdan bunu yapan ya da yüzünüze yüzünüze böyle parmağını kaldırmış, laf anlatan kişiye karşı tutumunuz ve duruşunuz net, dik. Ve önünüz çok ciddi anlamda açık diyebiliyorum arkadaşlar. Bugünlük benim size söyleyebileceklerim böyle. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Öncelikle aramızda yeni katılan arkadaşlarımız var. Hepiniz hoş geldiniz diyorum. Size nasıl ulaşım sağlayabiliriz diye sorulmakta. Arkadaşlar 0533 031 0132 telefon numarası üzerinden Whatsapp'tan bana yazarak ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Buketle Kahve Falı Instagram hesabından da yine yazarak ulaşım sağlamanız mümkündür. Sabahları saat 10'dan, akşamları saat 6'da ve de öğlen e, saat 3'te de bir tarot videosu yayına yayınlanıyor, alınıyor. Mutlaka bunları her günlük çekiyorum. Sizin talepleriniz ve istekleriniz doğrultusundaydı. Bugünlük e, videomun sonuna geldim. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şimdi benim 3 tane temennim var. Nedir bunlar? Öncelikle gerçekten e, süreç boyunca bizler gerçekten maddi manevi sınandığımız zor günler geçirdik. Ancak bu günler geride kalacak inşallah. Buna inancımız tam olmalı arkadaşlar. Şunu söylemek istiyorum. Sağlığımız yerindeyse su yolunu bulacak. Buna inancımız tam olmalı. Tabii ki de bugün kapanmış kapılarımız varsa. Tabii ki de bugün bizim umutsuzluğa itilmemizi sağlayan kötü durumlar içerisindeysek. Siz benim yani daha doğrusu insanın onunla verdiğim tavsiye temenni şu. Kendim duygularım. Nereden biliyorsun altının üstünden güzel olmadığını? Yarınlarımızdan umudumuzu yitirmemeliyiz. Varsa kapanmış kapılarımız belki yarın en daha iyisi, en daha hayırlısı açılacak. Bunun için yarınlardan modumuzu yitirmeden beklemeliyiz arkadaşlar. Son olarak şunu söylemek istiyorum ki düşünün size en yakınınız dahi zarar verdiyse en kan can dediğiniz insandan bile bu kapıları kapatılmasına sebebiyet verildiyse ben bedduanın negatif enerjisinden korkarım ve herkesin yaşattığı duygu yaşamadan ölmeyeceğini düşünüyorum. Üç günlük dünya etme bulma dünyası boşuna denmemiş. Siz siz olun bedduanın negatif enerjisi sevdiğinden çıkar derler. Bedduadan uzak durmakta ve en doğru duanın ilahi adaleti teslim etmek olduğuna inanmakta fayda var. Ben çünkü herkesin Allah herkesin kalbin ekmeğini yedirsin derim. Çünkü bir insan kalbin etikliğini etrafına verebilir. Siz de kalbinize güzellikler ekin. Her yeri sizlerin olsun arkadaşlar. Üç buket temennisiyle videonun sonuna geldim. Sağlığınıza ve psikolojik sağlığınıza dikkat edin. Yarınlarınızdan umudunuzu yitirmeyin arkadaşlar. Varsa kapanmış kapılarınız açılacaktır. Son olarak da Allah herkesin kalbin ekmeğini yedirsin diyorum. Siz kalbinize güzellik dileyin. Karşılığı en kısa zamanda sizlerin olsun. Arkadaşlar videomun sonuna geldim. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Başta sağlıkla kalın arkadaşlar. Hepiniz hoşçakalın.